TRT Radyo 1'de Renkli Anlar devam ediyor. Sanal dünyada gezintiye çıkıyoruz şimdi de sevgili dinleyiciler. Her ne kadar yavaş yaşamdan, yavaş şehirden söz ettiysek de sanal ortamda pek öyle değil. Her şey olabildiğince hızlı ilerliyor, gelişiyor. Evet. Mikrofona yakın rica edeceğim ben bütün konuklarımızı. Bıyıksızlar.com sitesini tanıyacağız. Sadece erkek işi değildir diyenler için, futbolun sadece erkek işi olmadığını savunanların kurduğu bir site ve yazarlarıyla birlikteyiz. Sitenin editörleri Aslı Aker ve Pelin İpçioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Aytaç Mescî her zaman olduğu gibi bizi konuklarımızla buluşturdu. İnternet pazarlama danışmanı, Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Aytaç Mescî. Hoş geldiniz. Şimdi öncelikle hoş geldin diyelim Bıyıksız ekibine. Bıyıksızlar ekibine. Hemen ilk soruyu sorarak başlayalım. Neden bıyıksızlar? Neden bıyık bıyıksızlar? Takmayanlar erkek olmuyor mu? Öncelikle bu soruyu sorarak başlıyoruz. Evet. Değil mi? Evet, hep sorulan soru. Evet. Bıyıksızlar çünkü ne yazık ki algı futbolun bir erkek sporu olduğu yönünde. Ama futbol sahada oynandığında belki biraz erkek sporu. Tabii kadın sporcuları burada bir tarafa koyarak söylüyorum bunu. Fakat tribünde, televizyonun başında biz kadınlar da futbolu severek izliyoruz. Dolayısıyla neden bir araya gelip futbol yazmıyoruz dedik ki hali hazırda futbol yazan arkadaşlar da vardı aramızda. Bıyıksızlar projesini oluşturduk ve bugüne geldik yaklaşık bir ay olmak üzere. Evet, yalnız ben son dönemde bu spor kanallarında görüyorum. Özellikle bayanlar da bu konuyla ilgileniyor diye spikerleri bayanlardan seçiyorlar. Bunları hani çok sık görüyordum ama yazan ve değerlendiren olarak açıkçası ilk defa böyle bir proje görüyorum. Ekranlardaki sanki bir başka düşüncenin orada aslında. Biraz da sanki çok, erkek izleyiciye yönelik olduğunu çok düşünüyorum. Nadir ben fazlaca öyle düşünüyorum. Çok nadir birkaç tane gazetede bayan yazar biliyorum ama onun haricinde çok fazla böyle ekip olarak biz futbol yazacağız diye görmemiştim. Peki hala biraz şeyden bahsedeyim. Bu Bıyıksızlar sitesi nasıl bir site? Neler yapıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Biraz bunları konuşalım. Haydi bakalım. Nasıl? Bıyıksızlar'da 12 tane yazarımız var. Ve futbol üzerine genellikle spor ama şu anda hani Dünya Kupası derken hani ön planda olan futbol olduğu için hepimiz futbol yorumları yapıyoruz. Herkes farklı bir dil kullanıyor bu sitede. Hepsinin farklı bir anlatım tarzı var. Mesela Aslı arkadaşım biraz daha futboldan anladığını düşündüğüm için teknik o daha yazılar yazıyorum biraz daha teknik. Mesela ben biraz daha magazinsel bakıyorum. Teknik yani penaltı uzunluğunun 9.15 tabii penaltı 9.15 taktikler üzerine. O bayağı iyi o konuda arkadaşım. Mesela ben daha magazinsel yazılar yazıyorum. Daha İşte ilgi çekebilecek. Hani dün akşam mikrofonu yaparken uzatırken futbolun öpmesi, aşkı evet aşk yüzü gibi evet yani şimdi 12 tane kadın olarak yazıyoruz ama şey erkeksi yazılar yazmayacağız. Hani bizim şöyle bir anlayışımız var. 12 tane kadın yazıyor ama kendi bakış açısına göre herkesin bakış açısı farklı. Aslında biraz yani da erkeksileşmeden cinsiyet kadın tarafından olarak uzaklaştırmak lazım işi. Yani biz her ne kadar işte erkek işine elimizi attık desek de aslında amaç burada biraz da şu. Hiçbir konu hiçbir cinsiyetin tek elinde olamaz. Dolayısıyla burada biz bir laf söylüyorsak biz de en az sizin kadar söyleyebiliyoruz'u göstermekti. Erkeksiden kastınız şu mu? Mesela erkekler daha, ben bilirim bir araya geldiğim zaman bazı terimlerle de bu konseyredeyiz. bu terimleri kullanarak söylüyoruz. Yani onları içermeden ama kadın ruhuyla, kadın kelimeleriyle bunu üslup, anlatmaktan üslup olarak daha feminen bir durum illaki olacaktır. Yani anladım. O kaçınılmaz. Sonuçta hepimiz kadın olduğumuz için mecburen. Peki bu durum siteye girenleri nasıl etkiliyor? Yani daha çok bayanlar mı? Erkekler acaba bu üslubu nasıl yapıyorlar? Bunlardan aslında merak ediyor. Aslında sanki biraz daha dengeli o. Çünkü erkek okur aslına bakarsanız biraz daha işte bahisler üzerine bir şeyler okumak üzere internette futbol okuyor.
Tabii ki bloggerları burada bir tarafa koymak lazım. Çok böyle başarılı işler yapan erkek bloggerlar var. Onların okurları da keza öyle. Çok meraklılar futbola. Ama kadınlar sanki biraz daha yakınlar bize. Çünkü erkekler aradıklarını illaki buluyorlar. Ama biraz daha, belki bir tık daha fazlasını. Belki biraz daha işte teknik ve saldırgan üslupları görmek istiyorlar. Fakat biz ondan biraz uzağız. Dolayısıyla kadınlara daha naif futbol okutmaya çalışıyoruz. Şimdi halk olarak veya dünyadaki bütün halk olarak aslında takipçi bir, tabii, yani tabii, tabii. Koyunsal bir halk yapısıdır. Çünkü çok az bir yöneten vardır. Çoğu insan takip etmeyi sever. Evet, yani evet. Bir hata yapmakta riskine girmemek için. O yüzden bayanlar burada sizin önce olup sizi takip etmekten mi takip etmekten mi memnun? Bunu neden söylüyorum? Yorumlar ne kadar geliyor? Açıkçası bunu bekliyorum. Açıkçası yorumlar daha ziyade erkeklerden geliyor. Destek de daha ziyade erkeklerden geliyor. Bunun sebebini çok kestiremiyorum. Kadınların belki çok haberinin olmayışı olabilir. Belki, çünkü belki. Hani ilgi alanları olmadığı için o yönde araştırma yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Karşılaşmıyorlar olabilirler. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Hoşlarına gidiyor. Hani bazı erkekler mesela bizi eleştirenler de oldu. İşte elinizin hamurunu nasıl yaparsınız futbol yorumu. Mesela sırf hani 12 tane kadın acaba nasıl yorumlar yapmışlar diye merak ederek bakıyorlar, okuyorlar bizi. O konuda ben burada hani bir erkek olarak şunu düşünüyorum tabii ki. Maç seyrederken benim eşim hiç umursamadan temizliğini yapabiliyorsa ve ben bunu görürken 12 tane bayan dediğimiz 12 bayan bu konuda yazabildiği zaman biraz ben büyüleyici de bir şey. Soru işareti oluyor. Neler yazabilecek ki? Evet. Bir soru işareti oluyor ve bunu açıkçası orada zannedersem takip eden erkeklerin büyük kısmını düşünüyor ve acaba gerçekten yapabiliyorlar mı diye soru işareti olduğunu düşünüyorum. Tabii bir yerde şöyle mesajlar da alıyoruz. Yani biz sizin açığınızı bulacağız. Evet. Açık bulmak üzere okuyanlar da var. Evet. O da tabii bir tercih. Biz de açık verirsek gelsinler. Burada getirsinler. Önemli bir kısmı. Her zaman sonra. Mümkün tabii, zaten. Tabii tabii. Tabii. Açık vermek. O zaman şeyi soracağım. Teknik konuda veya diğer bilgi veren konularda o zaman bir araştırma yaparak tabii illaki yani sonuç itibariyle orası bir yayın organı. Her ne kadar işte biz blog olarak yola çıksak da insanlara yayın yapıyoruz. Dolayısıyla onun bir ciddiyeti var ve editoryal anlamda da elden geçiriliyor yazılar. Bu bağlamda bu konuda kaygımız baki. Siz hepiniz birbirinizi daha önceden tanıyor muydunuz? Şöyle, bu ilgi sosyal alanı mı ortak paydanızdı ve bir araya geldiniz? Aslında şöyle söyleyelim. Mask Production organizasyonu olarak başladı. Biz hepimiz sosyal medyada aktif. Kendisi de blog yazarı olan birçok kadınız. Ve bize geldiğinde bu teklif sadece futbol ortak paydamız vardı. Sevip kendi dünyamızda konuştuğumuz ya da bir araya gelip izlediğimiz birkaçımız, çünkü daha önceden de arkadaşız. Futbol konuşuyorduk ve dolayısıyla böyle bir şey yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz dediğimizde bu noktaya geldik. Bir nasıl anda bir gözümüzü dakika, açık ben anlayamadım. Yani yan yana gelip futbol mu konuşuyordunuz? Tabii tabii. Yani sadece erkekler de konuşur zannediyorsunuz siz. Sadece yani dedikodu yapmıyoruz yani. Aslında erkekler de bence kadınlardan çok dedikodu yapıyorlar. Evet, evet kesinlikle katılıyorum. Peki hala. Mesela ben siteye girip şöyle gezdiğim zaman orada enteresan iki tane şey gördüm. Bir, günün kuponu. Evet. İki, kategori altındaki sponsorlar. Aha. Bunlar nedir sitenizde? Günün kuponu. Biz tabii yakın zamanda reklam ve sponsorluk anlaşmaları yapmayı hedefliyoruz. Çünkü biz hedeflemesek bile bu konuda bize teklifler gelmeye başladı. Çünkü projeye çok inandı insanlar. Biz de dedik ki o zaman biz her hafta bir maça biz de kupon yapalım. Biz de kendi bahsimizi ortaya koyalım. Bakalım bu biraz da bizim futbol bilgimizi de göstersin. Ve günün kuponu öyle ortaya çıktı. Aynen. Kategori Kategori sponsorları. Kategori sponsorları yakın zamanda sadece futbol değil, biraz da işte motor sporları, basketbol falan üzerine de bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bu bağlamda eğer oradan da bir kapı açılırsa onlarla ilgili markalarla da görüşmeye geçebiliriz. Yazarlarınızın da sayısı artacak. O zaman. Çünkü yani bizim asıl 11 kişilik bir kadromuz olacak. Bir onun dışında bir de gibi yedek kulübemiz olacak ve orada farklı yazarlara da kapımız açık olacak ilerleyen zamanlarda. Şimdi burada hani o zaman ben bir soru soracaktım. Tam onun üstüne geldi bu cevap. Farklı kategori yani sadece futbol değil. Sadece futbol. Spor. Diğer ama spor şu anda hani Dünya Kupası ön planda i̇şte, olduğu için genelde yazı oraya kayıyor. Tam bu bıyıksızlar futbol konusu Dünya Kupası'nın sonuna doğru çıkması stratejik olarak planlanmış bir hamle miydi? Hayır aslında değildi. Yani kişisel olarak şunu isterdim. Keşke Dünya Kupası'nın başında olsaydı. Bence bu daha stratejik olurdu çünkü. Sonuna gelmesi biraz
denk oldu diyelim. Yani ucundan önceden, yakalamış olduk biraz gündeme. Önceden çünkü konuşulan bir projeydi bu. Bir anda yani, harekete geçiverdi. Açık söyleyeyim, ben pazarlama açısından baktığımda tabii, insanlar zaten futbola bir iki hafta meyilliyken o bir anda da böyle bir şey çıkması bence zaman olarak daha etkili bir zamandı. Yani başında deseniz belki herkes sizi bırakıp dünya maçlara gidebilirdi. Doğrudan, evet, şey yapabilirdi. Bence o yüzden doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir soru soracağım. Bu hani sektörde dikkat ettiğim bir yapı. Var olan ekibinizde 3 kişi ayrıldı. Evet. Bu bana gelen bir soru. Evet. Çok kısa bir sürede, hı-hı, çok güzel bir birleşim, tabii, ama sonra 3 kişinin ayrılması. Bunun sebebini bana birkaç kişi parasal mı dediler, başka sebepten mi dediler? Döndü, evet. Bir dedikodular döndü. Transfer mi dendi? Bol servislerini alamadık. Arada anlaşamadılar mı? Böyle bir sürü dedikodu. Açıkçası sektör bunu merak ediyor. Çok çok. Dönüyor şu anda sektör. Beklenen açıklama. Ve nereye transfer gidecekler? Evet, onu çok merak ediyorlar şu anda. Bunu açıkçası sizden bir duyalım. Tamam, yani duyalım. şöyle söyleyelim. Ayrılan arkadaşlarımızla tabii ki bir araya gelip konuştuk. Onların beklentilerini de dinledik onlardan. Yoğunlukları sebebiyle ayrıldıklarını söyleyebiliriz genel anlamda. Çünkü herkesin aslına bakarsanız tamam futbolu izliyoruz, futbolu yazıyoruz ama akan bir hayatımız da var öte taraftan. Hepimizin işi var, gücü var demek daha doğru. Yani Bayıksızlar ekibinde ayrıyeten bu bloğu yazarken çoğu kişi de aslında farklı iş alanlarında sahip, yönetici evet veya belli alanlarda farklı çalışıyorlar. Görevlerde. Dolayısıyla iş yoğunluğunu buna sebep olarak gösterebiliriz. Çünkü hafta içi mesai saatlerinde röportajlar veriyoruz örneğin. Ekipten 3 kişi gidiyor ama beklenti 11 kişinin de olması yönünde. Ki bunu her zaman sağlayamıyoruz çünkü yurt dışında olan arkadaşlarımız da var. Bu bağlamda işte o işin arasına bu işi de sıkıştırmak olacağı için ve kendileri zaten yeterli istedikleri düzeyde verimli olamayacaklarını düşündüklerinden ayrıldılar bir kısmı. Belki başka sebepler de vardır. İlla ki başka sebepler de vardır. Fakat bunları oturup o düzlemde hiç konuşmadık. Anladım. Peki İspanya mı Hollanda mı? Sizin ben Hollandacıydım. İspanya. Hollandacıydım. Turnuvanın başından beri. Çünkü biraz Cruyff sevgisi ve artık Hollanda'nın bir şeyler yapması gerektiği hissi yüzünden Hollanda'ydı. Çok etkiliyorum yani. Tabii. Ama bu duygusal görüşünüz. Bu duygusal. Ama mantıksal tabii, görüşünüz neydi? O zamana Kupa kadar izlerken oynanan futbol... Benim 3 favorim vardı. Arjantin. Ben orada devamlı bir yorumlar okudum da Arjantin 5'i. Arjantin Messi. Ama nerede dönmüyordu şimdi Aytaç Bey? Çok orada güzeldi. Da herhalde Maradona etkisi vardı. Maradona etkisi, Messi etkisi Marka diyebiliriz ona da. Ama şu an şöyle diyebiliriz herhalde. Kupa bizimdir. Çünkü iki takımı da destekliyorduk finalde. Evet. Hak eden kazandı. Hak eden kazandı diyebiliriz. Evet. Hak eden. Peki, yavaş yavaş artık evet sohbetimizin sonuna tamam, geldik. Pekala. Görüldüğü ve duyulduğu üzere futbol kadınların da konuşabileceği, üzerine sadece yorum yapabileceği bir spor. Üstelik çok da zevkli evet, ve dinlemeye değer. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederiz konuklarımıza. Bigsizler.com adresinden daha detaylı bilgi alabilir dinleyicilerimiz. Sitemizin kurucuları ve yazarları Aslı Aker, Pelin İpçioğlu konuklarımızdı. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Aytaç Mesci her zaman olduğu gibi bizi konuklarımızla buluşturdunuz. Sağ olunuz. Yine sağ birlikte olacağız. İnternet Pazarlama Danışmanı ve Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi konuğumuz Sayın Mesci ile.